Herkese merhaba arkadaşlar. Finale hazırlık soru çözümü 3 ile devam ediyorum. Evet, soru 1. TeCl4 molekülünün Lewis yapısını ve molekül şeklini çizerek aşağıdaki soruları buna göre yanıtlayınız. Evet, Teller'ün atom numarası verilmiş. 6A grubunda olduğu söylenmiş. Klor'un atom numarası ve 7A grubunda olduğu söylenmiş. Şimdi öncelikle Lewis yapısını çizeceğiz. Molekül şeklini çizeceğiz. Ve buradaki soruları cevaplayacağız. Evet. O zaman değerlik elektron sayısını, toplam değerlik elektron sayısını belirleme ile başlayalım. Zaten bu şıkta değerlik elektron sayısını da sormakta. Şimdi Teller 6A grubunda olduğuna göre Teller'den 6 artı 4 tane klor var. 4 çarpı klor da 7A grubunda, yani değerlik elektronu 7. 4 kere 7 28, 6 daha 34. Toplam değerlik elektron sayısı o zaman 34. Şimdi bir iskelet yapı önerelim arkadaşlar. Evet, Teller merkezde, klorlar elektronegatif olduğu için, daha elektronegatif olduğu için uç atomlar. Evet, 4 tane klorumuzu yazdık. Şimdi toplam değerlik elektronundan bağ için harcanan 2, 4, 6, 8 elektronu çıkartırsak geriye kalan 26 elektronu oktetleri 8'e tamamlamak için dış atomlardan başlayarak yerleştiriyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 26. 2 tane elektron da Teller'in üzerine yerleştirildi. Evet, 26. Şimdi bakalım oktetler 2, 4, 6, 8. Klorların okteti 8'e tamamlanmış. Teller'in okteti 2, 4, 6, 8 ve 10. Oktetini 10'a genişletmiş. Genişlemiş oktete bir örnek. Evet, formal yüklere bakalım. Doğru Lewis yapısı yazmış mıyız? Klorun formal yüküne bakalım. Değerlik elektronu 7. Eksi 2, 4, 6 ortaklanmamış elektronu var. 1 bağ yapmış. 0. Klorların hepsi aynı. Yani formal yükleri 0. Teller'e bakalım. Teller 6A grubunda değerlik elektronu 6. Eksi 2 ortaklanmamış elektronu var. Eksi 1, 2, 3, 4 bağ yapmış. 6 eksi 6 0. Teller'ün de formal yükü 0. Evet, doğru Lewis yapısını yazdık. Formal yükler 0. İstenilen durum toplamı zaten molekülün yükü olan 0'a veriyor. Evet, Lewis yapımız bu. Şimdi elektron çifti grubu. Elektron çifti geometrisi. O zaman elektron çifti sayısını bulalım ya da elektron grup sayısı. Teller'ün merkez atomun etrafında 1, bu ortaklanmamış elektron çifti, 1 elektron çifti ya da 1 elektron grubu sayılır. 1, 2, 3, 4 ve 5. Elektron çifti sayısı, elektron grup sayısı 5. O zaman elektron çifti geometrisi ne olacaktır arkadaşlar? Üçgen, bir piramit. Bir piramit. O zaman elektron çifti geometrisine buraya üçgen, bir piramit yazıyorum. Üçgen, bir piramit geometriyi çizelim. Nasıl bir geometriydi üçgen, bir piramit? Evet, şöyle Teller. Düzlemde bir üçgen vardı. Bağ açıları 120 derece. Bu düzleme dik, yukarıda ve aşağıdan dik birer tane daha bağ vardı. Şimdi ortaklanmamış elektronu ben şuraya yerleştirirsem itmeler en az olur. 120 derece bağ çifti, bağlayıcı çift, ortaklanmamış elektron çifti itmesi burada 120 derecelik açılarla. Evet, klorları da buralara yerleştirdim. Evet arkadaşlar, bu geometri ne, hangi geometridir? Şu şekilde şöyle ters çevirirsem ve şu ortaklanmamış elektron çiftini görmezsem bu geometrinin, evet şurada da gördüğünüz gibi şu şekilde tahterevalli olduğunu görürüz. Evet, o zaman geometrimizde tahterevalli yazabiliriz. Tahterevalli molekül geometrisi. Şimdi VSPR gösterimi ne olacaktır? Merkez atoma A diyoruz. Ona bağlı 1, 2, 3, 4 atom var. X4.
Bir ortaklanmamış elektron çifti var. E, A, X, 4, E. Molekül geometrisini az önce bulduk. Tahterevalli. Klor, tellir, klor. Klor, tellir, klor. Bağ açıları. Şimdi şuradaki klor, tellir, klor. Bu bağ açısı neydi arkadaşlar? Bu klor, şuradaki klor. Şu düzlemdeki üçgene dik. Yani 90 derecelik açı var şu düzlemde. Yani klor, tellir, klor. Şuradaki bağ açısı 90 derece. Şu klor da aynı şekilde yanındaki klorla 90 derece ve şu klorla da arasında tam dik olduğu için bu klorla bu klor arasında da klor, tellir, klor bağ açısı 90 derece. Yine bir aşağıdaki klorun da şuradaki klorla arasındaki açı, şu alttaki klor aşağıdan şöyle dik olduğuna göre klor, tellür, klor bağ açısı 90 derece. Şuradaki açıya bakalım. Klor, tellür, klor. Şuradaki bağ açısı ise düzlem üçgende bulunduğu için, şurası düzlem üçgendi. Düzlemde bir üçgen vardı. Bu klor, tellür, klor bağ açısı da 120 derece. O zaman bağ açıları 90 ve 120 derecedir diye cevaplayabiliriz. Molekül dipol momente sahip mi? Şimdi molekül dipol momente sahip mi? Tekrardan çizelim molekülümüzün geometrisini. Evet, şu şekilde klorlar burada. Bir ortaklanmamış elektron çifti de burada. Buna dik bir klor, düzleme dik. Diğer klor da burada. Şimdi dipol momentler, öncelikle tek tek dipollere bakalım. Klor daha elektronegatif olduğu için, evet, klorlara doğru tek tek dipoller mevcut. Fakat molekülün dipolünden, dipol momentinden bahsetmek için bu tek tek dipollerin vektörel toplamı bize gerekir. Eğer bir toplamda sıfır değilse dipol momenti vardır diyeceğiz. Şimdi şu iki dipol, yukarı ve aşağı çeken, zaten biri düzleme yukarı doğru dik, biri aşağı doğru. Yani birbirini yok eder tamamen. Bu ikisi birbirini yok ettikten sonra şu ikisine bakalım. Aralarında 120 derece açı var. Bu ikisinin vektörel toplamı da arkadaşlar şöyle ortaya doğru bir vektör eder. Bu durumda dipol momenti vardır. Evet, dipol momente sahiptir diyoruz. Tellür atomunun formal yükü demin az önce bulmuştuk. Formal yükünü sıfır olarak. Merkez atomunun hibritleşmesi. Merkez atomun hibritleşmesine bakarken arkadaşlar bize elektron çifti sayısı bunu söylüyordu. Elektron çifti sayısı 5 ise bunu bu veren hibrit türü S P küp D'dir arkadaşlar. Toplamı 1S, 3P, 4 bir de D var. 5 eder. Hibrit türü de S P küp D hibritleşmesidir. Zaten üçgen bir piramit geometriye karşılık gelen hibrit türü de S P küp D'dir. Evet, ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuz şöyle. Kireç taşının kalsinasyonu, yani ısısal bozulması reaksiyonu verilmiş. Kalsiyum karbonat katı, kalsiyum oksit katı ve karbondioksit gazına dönüşmekte. Sönmüş kirecin kalsiyum oksit endüstriyel üretim yöntemidir bu reaksiyon. Kalsiyum oksitin yani sönmüş kirecin endüstriyel üretiminde kullanılır. Sabit hacim ve sıcaklıkta. Sıcaklıktaki denge karışımına bir miktar kalsiyum oksit ve kalsiyum karbondioksit eklenirse dengedeki kalsiyum karbonat miktarındaki değişim nasıl olur? Şimdi arkadaşlar burada reaksiyonun denge ifadesini yazarsak derişimler cinsinden KC. Dengede ürünlerin derişimi, böyle tepkenlerin derişimi. Ürün olarak burada karbondioksit. Kalsiyum oksit saf katı, kalsiyum karbonat da saf katı. Saf katı ve sıvılar denge ifadesinde yer almazlar. Bu sebeple denge ifadesinde sadece karbondioksit yer alır. O zaman A şıkkında biz kalsiyum oksit eklersek, katı kalsiyum oksit eklersek bu reaksiyona dengeye bir etkisi olur mu? Hayır, olmaz. Çünkü kalsiyum oksit denge ifadesinde yer almıyor. Denge ifadesinde yer almadığı için katı kalsiyum oksit eklememiz dengeye etki etmez, etki yapmaz diyoruz. O zaman bu durumda da kalsiyum karbonat miktarını değiştirmez. O zaman kalsiyum karbonat miktarı değişmez diyoruz A şıkkında. B şıkkında karbondioksit eklenirse, evet, karbondioksit gaz
Saf katı ya da sıvı değil. Saf katı ya da sıvılar dengeye etki etmez. Karbondioksit zaten denge ifadesinde dengeyi etkileyen tek şey karbondioksitin derişimi. Karbondioksit eklersek biz ne olur? Burada karbondioksit miktarı artarsa yani o zaman denge bunu reaksiyon bunu dengelemek için sol tarafa doğru hareket ederek bu fazlalığı azaltmaya çalışacaktır. O zaman reaksiyon sol tarafa doğru ilerlerse ne olacaktır? Kalsiyum karbonatın miktarı artacaktır. O zaman karbondioksit eklenmesi kalsiyum karbonat miktarını ne yapar diyoruz? Arttırır şeklinde cevabı veririz. Evet, gelelim 3. sorumuza. Evet, asit bazlarla ilgili bir soru. Sulu sodyum siyanür çözeltisinin pH değeri 10,38'dir. Çözeltide siyanür iyonu derişimi nedir? Hidrojen siyanürün Ka'sı asit sabiti verilmiş 6,2 çarpı 10 üzeri eksi 10 ve de reaksiyon verilmiş sodyum siyanürün sulu çözeltideki reaksiyonu siyanür iyonunun suyla tepkimesi hidroliz tepkimesi reaksiyonudur. Bu şekilde gerçekleşir. Bize çözeltideki siyanür iyonu derişimini sormakta. Şimdi çözeltinin pH değeri verilmiş. pH 10,38. Şimdi pH artı pOH'ın 14 ettiğini biliyoruz. Buradan arkadaşlar bu çözelti gördüğünüz gibi OH iyonları meydana geldiği için bazik bir çözelti. Yani biz bu çözeltinin pOH'ından bahsedebiliriz. O zaman pH 10,38 pOH'ı bulacağız. Eşittir 14. Bu çözeltinin pOH'ını 3,62 olarak buluruz. Buradan da OH iyonları derişimine geçebiliriz. Neydi? pOH eşittir. Eksi logaritma OH iyonları derişimi demektir. Buradan biz OH iyonu derişimini çekersek, OH iyonu derişimi nedir arkadaşlar? 10 üzeri eksi pOH. Evet, logaritmayı dönüştürdük. 10 üzeri şeklinde. 10 üzeri eksi pOH yazarız. Buradan da 10 üzeri pOH'ı kaç bulduk? 3,62 eksi 3,62 dersek OH iyonu derişimini 2,4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olarak buluruz. Şimdi OH iyonu derişimi HCN iyonu derişimine eşittir dengede. Değil mi arkadaşlar? Denge reaksiyonu mol sayıları aynı olduğu için OH iyonu derişimi ile HCN iyonu derişimi birbirine eşittir. O zaman HCN derişimi de 2,4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olacaktır. Şimdi bize neyi soruyor? Siyanür iyonu derişimini soruyor. Şimdi bu reaksiyon için arkadaşlar biz KB'den bahsedebiliriz. Çünkü ne oluyor burada? Ortama OH iyonları veriliyor. Bazik bir çözelti. O yüzden bu reaksiyonun KB'sinden bahsedebiliriz. Bize bu reaksiyondaki HCN'nin Ka'sını vermiş. Bu ikisi birbiriyle alakalı. Konjüge asit baz çifti. O zaman HCN'nin Ka'sını biliyorsak biz buradan CN'nin KB'sine yani baz sabitine geçebiliriz. Bu şekilde konjüge asit baz çiftlerinin Ka çarpı KB'si K suyu eşittir. K su da 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'tür. O zaman HCN'nin Ka'sı 6,2 çarpı 10 üzeri eksi 10 sa biz CN iyonunu yani bunun konjüge asit baz çifti CN'nin KB'sini bulabiliriz. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'e eşit. Buradan KB'yi CN iyonu için, siyanür iyonu için KB'yi 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak buluruz. Şimdi KB'yi bulduktan sonra bu tepkimenin K bazı, baz sabitini yani KB'sini yazarsak ürünlerin derişimi HCN çarpı OH bölü tepkenlerin derişimi de siyanür iyonunun derişimidir. KB'yi bulduk 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 5. OH ve HCN iyonlarının da derişimi birbirine eşit. Evet, tekrar yazarsak 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 5 KB eşittir. HCN ve OH eşit 2,4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Evet, 2,4 çarpı 10 üzeri eksi 4
bölü siyanür iyonu derişimi. Zaten bulmak istediğimiz şey siyanür iyonu derişimi. Buradan arkadaşlar bu işlemi yaparsak siyanür iyonunun derişimini de 3,6 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak cevabı buluruz. Evet, gelelim son sorumuza arkadaşlar, dördüncü sorumuz. Burada da soru 4. Aşağıdaki redoks tepkimelerinde elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulunuz. Yükseltgen ve indirgenleri belirtiniz. Şimdi bu ikisi de A ve B birer redoks tepkimesi denk halde verilmiş. Yükseltgen ve indirgenleri bulmamız isteniyor. Bunun için öncelikle o zaman elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulmalıyız. Şimdi bakalım. Azot ve oksijen. Oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2'dir. O zaman burada azot artı 2 yükseltgenme basamağına sahip. Sağ tarafa bakalım. Hidrojen artı 1. 3 kere 1, 3. O zaman azot burada eksi 3 yükseltgenme basamağına sahip. Bakıyoruz arkadaşlar. Azot artı 2'den artı 3'e ne olmuş? İndirgenmiş. İndirgenmiş. Kendisi indirgendiği için o zaman buradaki NO bir yükseltgendir. Yükseltgen. Kendisi indirgenmiş. Kendisi indirgendiği için karşı tarafın yükseltgenmesine sebep olacaktır. O yüzden NO yükseltgendir. Bakalım, evet, karşı taraf yani H2 burada gerçekten de yükseltgenmiş mi? H2 gaz halde yani element halinde yükseltgenme basamağı 0. Burada ise oksijen eksi 2, hidrojen de 2 kere 1 artı 1 olmalı ki 0 olsun. Yükseltgenme basamağı artı 1. Bakıyoruz, hidrojen 0'dan artı 1'e yükseltgenmiş. Yükseltgenmiş. Kendisi yükseltgendiğine göre karşı tarafı indirgiyor demektir. O zaman burada H2 indirgendir. İndirgen. Evet arkadaşlar, böylece yükseltgen ve indirgenleri belirlemiş olduk. Aşağıya bakalım. Burada arkadaşlar bakırın yükseltgenme basamağı 0. Katı metalik halde, element halde. Burada artı 2. 0'dan artı 2'ye ne oldu bu? Yükseltgendi. Yükseltgenir. Kendisi yükseltgendiğine göre karşı tarafın indirgenmesine sebep olmuştur. O zaman bakır burada indirgendir. İndirgen. Evet. Diğerine bakalım. NO3 eksi. Oksijen eksi 2. 3 kere 2 eksi 6. Eksi olması için azotun yükseltgenme basamağının artı 5 olması lazım. Buradaki azota bakalım. Oksijen eksi 2, azot o zaman artı 2 olacak yükseltgenme basamağı. Evet, şuraya bakalım. Burada ne oldu? Azot artı 5'ten artı 2'ye indirgenir. İndirgendi yani indirgenir. Bu indirgendiğine göre kendisi demek ki yükseltgen. Karşı tarafın yükseltgenmesine sebep olduğu için yükseltgendir diyoruz. Evet. Böylece indirgen ve yükseltgenleri belirlemiş olduk. Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.